Merhaba arkadaşlar, ben Guru Hocam. Kitap tavsiyeleri video serimizin yeni bölümünde size kötülüğün tarihi ile ilgili bir seriyi tavsiye edeceğim. Kötülüğün tarihi veyahut da şeytan dörtlemesi olarak bilinen bir seri. Panama yayınlarından çıktı bu kitap arkadaşlar. Jeffrey Burton Russell'ın kitabı, yazar bu. Ekranda da görüyorsunuz, Instagram sayfamda paylaştım. Bu seriyi, 4 kitaptan oluşan bu seriyi bitirdikten sonra tek tek yorumlarımı yazdım her kitapla ilgili. Oradan bakabilirsiniz. İlk kitap Şeytan, ikincisi İblis, üçüncüsü Lucifer, dördüncüsü de Mephistopheles ismini taşıyor. Hepsi şeytan anlamına geliyor veya Satan, Satan denilen, kötülüğün prensi denilen Hristiyanlarca varlığa ilişkin bir kitap. Aslında yani dini içerikli bir kitap değil. Her ne kadar konu şeytanla ilgili olsa da dini bir kitap değil veyahut da dini kötüleyen bir kitap değil. Yani baştan itibaren şeytan vardır, şeytan yoktur, bunu tartışmıyor. Aslında insanların şeytan algısı üzerinde düşünüyor. Yani bunu bir tarihçi ve araştırmacı olarak şeytan kavramının veyahut da kötülüğün şeytan adı verilen varlık üzerinden kişiselleştirilmesiyle ilgili bir araştırma yapıyor. Ve kötülüğün kişiselleştirilmesinin insanlık üzerinde veya insanlığın düşüncesi ve dinler üzerindeki etkisini araştırıyor. O nedenle çok yönlü bir eser arkadaşlar. İlk kitaptan başlayalım. Benim de en sevdiğim kitap birinci kitabı. Hiç olmazsa serinin ilk kitabına bir bakabilirsiniz. Yani serinin tamamı ağır gelebilir belki size ama ilk kitap güzel bir başlangıç. Kronolojik olarak sıralanıyor aslında. İlk birinci kitap ilk çağ, ikinci kitap erken Hristiyanlıktan orta çağ, üçüncü kitap orta çağdan reform sürecine yani 16. yüzyıla, son kitapta 16. yüzyıldan günümüze modern dünyada şeytan algısını anlatıyor. Yani ilk kitap kronolojik olarak en eski ve tartışmanın genel başlangıcı, ön sözünün yer aldığı kitap. Yorumum şöyle olmuş: kötülüğün bu denli çok olmasına ve dünya üzerinde algıladığımız acıların böylesine yoğun olmasına izin veren tek, her şeye gücü yeten ve kusursuz derecede iyi bir yaratıcı nasıl olabilir? Bu din felsefesinin özellikle yüzyıllardır tartışılan bir meselesi, temel sorulardan birisi. İnsanla ilgili, yaratılışla ilgili, Tanrı ve dünya ile ilgili genel bir soru. İnsanın iradesi ve kaderle ilgili, cennet ve cehennemle, yani ölümden sonra yargılanmayla, ahiretle ilgili bir soru. Yani her şeyi gücü yeten ve iyi olan bir Tanrı neden kötülüğü dünyada yarattı? Bu kadar ölüm, acı, zulümler, bunlara gerek var mıydı? Eğer bütün bunlar bir imtihansa, bu imtihanın bu kadar acı olmasına gerek var mıydı? Veyahut da imtihana tabi tutulmayanlarla ilgili neler diyeceğiz? Eğer imtihana tabi tutulmayanlar da, imtihana tabi tutulup acı çekenler ödüllendirilecekse, o insanlar da neden biz imtihana tabi tutulmadık demeyecekler mi? Veyahut da herkesin imtihanı birbirinden farklı. Gerçekten herkes psikolojik olarak kaldırabileceği imtihanlara tabi tutuluyor mu? Neden bazı insanlar bunu kaldıramayıp intihar ediyor vesaire? Yani çok derin konular bunlar aslında ve bugün bile çözümü olan konular değil. Bu nedenle felsefi konular çözümü yok. Halen sorular soruluyor, halen üzerine düşünülüyor. Ve öldükten sonra ne olduğunu kesin olarak bilemediğimiz sürece de kesin cevaplar bulamayacağımız, çözümünü öğrenemeyeceğimiz sorular. Ancak tahminler yürütebileceğimiz bir konu arkadaşlar. Tabii dinle ilgili de bir konu olduğu için çok fazla bu öyledir, şöyledir gibi kesin çıkarımlarda, net söylemlerde bulunmayacağım. Herkes istediğine inanmakta, istediğine inanmamakta serbest. Ancak bu temel bir konu. Yani iyi bir varlık neden böyle bir kötü varlığı yarattı? Veya şeytanın kötülük yapmasına, insanları yoldan çıkarmasına, saptırmasına ve ölümden sonra cehenneme gitmesine sebep olmasına neden göz yumuldu? Yarattığı insanları seven Tanrı neden şeytanı yarattı ve şeytanın kötülüklerine göz yumdu? Evet, bu önemli bir soru.
Bu seri ezber bozan bir seri. Çünkü bu serinin içerisinde, bu kitap serisinin içerisinde bunun gibi çok fazla soru ile karşılaşacaksınız ve çok fazla düşüneceksiniz, sorgulayacaksınız. Kötülüğün tarihi ve kötülüğün kişiselleşmiş hali olan şeytana dair algımızın tarihine dair müthiş bir kitap. Şeytanın pagan dinleri ve zerdüştlükteki kökenleri, şeytan algısının Helen ve yakın doğu dinleri ve Yahudilikteki etkilerle devinimi ve yeni ahite gelindiğinde aldığı son hal gözler önüne seriliyor yazar tarafından demişiz. Evet, pagan dinlerinde de şeytana rastlıyoruz. Aslında şeytanı en böyle ikonik hale getiren, en önemli ve güçlü bir figür haline getiren Hristiyanlık dinidir. Özellikle erken Hristiyanlık dinindeki yorum tartışmalarıdır. Ancak tek tanrılı dinler öncesindeki pagan dinlerde yine şeytan, kötü varlıklar yani kötücül ruhlar diyebileceğimiz varlıklar var idi. Zerdüşlüğe gelince bir ikili dünya tartışması ortaya çıktı. İyilerle kötülerin savaşması, dualist dünya. İşte Ahura Mazda ile Ehrimen'in çarpışması, iyi tanrı ve iyilerle kötü tanrı ve kötülerin mücadelesi. Bu ilk Hristiyanlık döneminde de çok büyük tartışmalara neden oldu. Acaba iyi tanrının içerisinde bir kötülük olabilir mi? Kötülük olamazsa o halde kötülük tanrının dışındaki bir şeye aittir. Bu da şeytandır denildi. Hatta ilk dönemlerde meleklerin düşüşü, şeytan, şeytanın işte insanları yoldan saptıracağı, bu dünyanın şeytanın krallığı olduğu, öteki dünyanın da işte Hz. İsa'nın krallığı olduğu gibi düşünceler ortaya konulmuştu. Ama şeytan kavramı ile ilgili pagan dinlerde de etkiyi görüyoruz. Eski Yunan'da da etkiyi görüyoruz. Zaten Yahudilikteki bilinen ilk büyük semavi din olan Yahudilikteki şeytan kavramı biraz farklı. Şeytan bu kadar önemli bir figür değil belki Yahudilikte. Ve eski Yunan'da da böyle kötücül varlıklar var. Bunun etkilerini biraz Yahudilikte görüyoruz ama Hristiyanlıktaki kadar önemli bir figür değil. İşte eski ahitten yeni ahite yani İncil'e gelirken şeytan ve kötülük kavramı, kötü ruhlar, kötü varlıklar ve bunların bir efendisi olarak baş kışkırtıcı, baştan çıkarıcı şeytan kavramı nasıl oluştu? Şeytan kavramının insanların düşüncesinde ve hayatlarındaki yeri de evrimleşti ve farklılaştı. Bunu tarih açıdan kaynakları incelediğimizde görebiliyoruz. Tanrı ve şeytan, iyilik ve kötülük ilişkisi kavramsal olarak tarih, mitoloji, felsefe, antropoloji, teoloji, sosyoloji ve psikoloji bilimleri açısından derinlemesine ele alınıyor kitapta. Yani sadece bir din kitabı veya tarih kitabı değil. Birçok açıdan ele alıyor. Yazarın tarihçi ve araştırmacı gözüyle böylesine muğlak ve metafizik bir konuda çok yönlü bir bakış açısıyla olaylara yaklaştığını ve üst düzeyde bir eser ortaya koyduğunu belirtmek gerek. Simgelerin dini kavramlara dair algılarımızın oluşumundaki etkisini bu kitabı okuduktan sonra bir kez daha fark etmiş oldum. Evet, bazı simgeler, imgeler veya imgelemler de diyebiliriz buna. Dini kavramlarla ilgili algılarımızı oluşturuyor. Yani kafamızdaki kötülük kavramı nedir? Kötü nedir? Kötü kime denir? Veya kötülük nedir? Bize göre kötülük olan başkasına göre doğal bir süreç olabilir. Veya hatta iyi bir şey de olabilir, bir iyilik de olabilir. Kötü nedir, iyi nedir? Evet, bütün bunların üzerine düşünmemizi sağlıyor. Yani kavramların zaman ve mekana bağlı olarak değiştiğini veyahut da oluştuğunu, o mekanda ve o zamanda farklı bir algı oluştuğunu görebiliyoruz. Gelenekler değişiyor, dini inançlar değişiyor. Bütün bunların sebebi de insanın etkileşim içerisinde olduğu ve sürekli her şeyin değiştiği. Hayata ve yaşananlara anlam kazandırma arayışı insanı daima bu dünyada karşılaştığı acıların kaynağını sorgulamaya itmiştir. Ve bu acı ister binlerce kilometre uzakta, isterse yüzlerce yıl geçmişte meydana gelmiş olsun, bizim için her zaman dolaysız ve somuttur. Evet, hayatımıza bir anlam kazandırmaya çalışıyoruz. Hayatın bir anlamı var mı? Yoksa insanlar mı hayata bir anlam kazandırmaya çalışıyor, bir anlam ortaya koyuyorlar? Çektiğimiz acıların bir anlamı olmalı. Boşa yaşamıyoruz, boşa nefes alıp verip yiyip içip ölmüyoruz. Evet, ortalama 60 yıl, 80 yıl
En fazla 90 yıl, 100 yıl bir hayat yaşıyoruz. İyi veya kötü. Ama sonuçta bunun bir anlamı var mı? Bunun bir anlamı olmalı diyoruz. Acaba gerçekten anlamı var mı, yok mu? Bu tartışmaya girmiyorum ama işte insan çektiği acılara, maruz kaldığı kötülüklere ve zulümlere belki bir kendini teselli etmek amacıyla bir anlam bulmaya çalışıyor ve kötülükleri yine bir belki günah keçisi bulma anlamında bir kötücül varlığa yüklüyor. İşte zaman veya mekandan bağımsız olarak kötülük kavramı insanlık düşüncesinde, insanın düşünce tarihinde her zaman yer etmiş bir konu. Güzel bir başlangıç kitabı bu nedenle Şeytan Kitabı tavsiye ediyorum. Yani bu bir satanist bir kitap. Satanizm veya şeytanı öven diyaboloji, diyabolik bir kitap değil. Büyük kara büyüden, lanetlerden falan veya tanrıya veya dinlere hakaretle ilgili bir kitap değil. Bu bir tarih kitabı ve felsefi tartışmaları esas alan bir araştırma kitabı, bir belgesel kitabı. O şekilde değerlendirmenizi tavsiye ederim. Önyargıyla yaklaşmayın. İkinci kitap İblis. İblis'te erken Hristiyanlık dönemindeki teologlar ve sıradan insanların kötülük ve şeytan algılarıyla bu kavramların geçirdiği evrim anlatılıyor. Hristiyanlığın ilk dönemleri, yani erken Hristiyanlık dediğimiz dönem, çok karışık bir dönem arkadaşlar. Çünkü henüz bir ortodoksi oluşmuyor. Yani kalıplaşmış bir düşünce, Katolik Kilisesi'nin ortaya koyduğu kesin yorumlar yok. Halen iyilik ve kötülük tartışılıyor. Halen iyi Tanrı neden kötülüğü yarattı veya şeytanın gücü ne kadar? Veya kötülüğü de mi gerçekten Tanrı yarattı veya Tanrı'nın izniyle oluyor? Veya mesela başımıza kötü bir şey geldiğinde, Hristiyanlık inancından bahsediyorum. İslamiyet'te bu biraz farklı. İslamiyet'te hayır da şer de Allah'tan gelir. Ancak Hristiyanlar biraz daha böyle iyilik ve kötülüğü ayrı olarak görüyorlar. Yani Tanrı'ya kötülüğü yaratmayı yakıştırmıyorlar. Bunun için şeytana atfediyorlar. Bir döneme kadar bunlar çok tartışıldı erken Hristiyanlık'ta. İlerleyen dönemlerde özellikle bu tür ayrımları yapan dualist görüşler sapkın görüşler olarak ele alınmaya başlandı. Bunu bir önceki videomda dini yargılamalarla ilgili tavsiye kitaplarda ve dini yargılamalar tarihiyle ilgili videomda ayrıntılı olarak görebilirsiniz. Özellikle Orta Çağ'da dinsel sapkınlıkların tarihini anlatan bir kitap tavsiyem vardı. Ona bakabilirsiniz bu konuda. Şimdi işte Hristiyanlık bu dualist görüşlerden tamamen sıyrılıp Tanrı'nın iyiliği de kötülüğü de içinde barındırdığı, iyiliği ve kötülüğü de Tanrı'nın yarattığına ilişkin görüş yaygınlık kazanmadan önce Orta Çağ'ın başlarında bunlar çokça tartışıldı. Çok farklı görüşler olarak tartışıldı. Ancak daha sonra İslamiyet'tekiyle aynı noktaya gelindi veya benzer bir noktaya gelindi denebiliriz. Yani Tanrı'nın kötülüğü de iyiliği de yaratan ve aynı zamanda da hepsine gücü yeten varlık olarak kafamızdaki algı, bugünkü algı bugünkü algı oluştu. Yani bu noktaya gelindi. Kitabın okuyucuya sunduğu fikirler, Tanrı'nın mutlak iyi ve kudret sahibi olmasına rağmen kötülüğü yaratmaya neden gerek gördüğü ve kötülüğün dünyada hüküm sürmesine neden izin verdiği sorusuna insanların verdikleri cevaplar ve konuyla ilgili farklı yorumlar çerçevesinde şekilleniyor. Yani bugün bile halen devam eden dinin temel tartışması, Tanrı neden kötülüğe izin verdi? Kötülüğe izin veriyorsa gerçekten saf, tamamen iyi midir Tanrı? Veya bütün bunlara gerek var mıydı cennetin ve cehennemin yaratılmasına? Yani 60 yıllık, 80 yıllık bir hayat için ömür boyu ceza mı çekilmesi gerekiyor? Gibi şeyler, bunlar sürekli tartışılmıştır. Halen de tartışılmaya devam ediyor. Kötülüğün kaynağı ve baş aktörü olarak şeytanın ve rolünün ne olduğuna ilişkin fikirlerin kalıplaşana kadar ne aşamalardan geçtiğini öğrenme fırsatı buluyoruz kitapta. Kötülüğü iyi bir tanrının yaratmayacağı ve bu nedenle şeytanın kötülüğü yarattığı iddiasına dayanan dualist bir yorumun zamanla sapkınlık olarak algılandığını gözlemliyoruz. Bunu az önce belirttim. Müslümanların, Yahudilerin ve paganların şeytanın hizmetkarı olarak kabul edilmesi, Hristiyan Ortodoksisi dışındaki inançlara yönelik sapkınlık algısının oluşumu tarihi ve teolojik yönden ele alınmış. Evet, bir zamandan sonra da Hristiyanlığın Ortodoksisi, yani Katolik Kilisesi'nin Hristiyanlık yorumu
kendileri gibi yorumlamayan herkesi Müslümanların, Yahudilerin, paganların, çok tanrıcıların ve sapkın Hristiyanların görüşleri olarak algılamaya başladı ve bu nedenle bu kişileri şeytanın ortakları, şeytanın kandırdığı kişiler olarak düşünmeye başladılar ve cadı avları, engizisyon, işkenceli yargılamalar, sorgulamalar ve ölümler bu şekilde meşrulaştırıldı. Yani haklı gösterilmeye başlandı. Yani cadı avları, engizisyon mahkemesi, Orta Çağ'daki karanlık dönem Avrupa için nasıl oluştu? Bunun altyapısını bu ikinci kitapta görebiliyoruz. İleride Avrupa'da cadı avına ve işkenceye haklı gören engizisyon yargılama yöntemlerine ilham verdiği ve yapılan zulümlere meşruiyet kazandırmak için kullandığı biliniyor demişiz. Güncelliğini kaybetmeyen bir konu olarak kötülük olgusu incelemeyi hak ediyor. Evet, özellikle bizle ilgili kısım Orta Çağ İslam coğrafyasını da inceliyor. Ben çok daha detaylı bir inceleme beklerdim esasen yazardan. Çünkü yazar çok yetkin bu konuda ve çok fazla tarihi kaynaktan yararlanmış. Tarihi olarak ve dini olarak çok eserleri incelemiş ama biraz zayıf kalıyor İslam'daki şeytan algısıyla ilgili kısım. Bu bölümü ben iki kere okudum özellikle kaçırdığım bir yer olmasın diye. Üçüncü kitabın ismi Lucifer, Orta Çağ'daki şeytan ve kötülük algısına odaklanıyor. İlk kısımlarda Ortodoks Bizans'ta ve İslam'da şeytanın ne ifade ettiği ve bu dinlerdeki yerinden bahsediliyor. Evet, Katolik Kilisesi zaten Batı Hristiyanlığı olarak ikinci kitapta ele almıştı. Üçüncü kitapta da Doğu Kilisesi yani Ortodoks Hristiyanlık ve Bizans'ta yani Doğu Roma'da şeytan kavramı nasıl? Tabii ki Batı'ya göre, Katolik Kilisesi'ne göre biraz daha hoşgörülü bir yapısı vardır. Farklı fikirlere biraz daha açıktır. Belki İran'a yakınlığı etkisiyle coğrafi ve kültürel olarak biraz daha dualist görüşlere açıktır Bizans. Bunu da belirtelim. Daha sonraki bölümlerde Avrupa halk inançlarında, Batı edebiyat ve tiyatrosunda, mistikler ve farklı yorumcular nezdinde şeytanın ne şekilde yer aldığını değiniliyor. Yani Avrupa halk inançlarında, halk masallarında, işte geleneklerinde aslında pagan dinlerin inançların etkisini çok fazla görürüz. Mesela bereket tanrıçasının etkisi Hristiyanlıktan sonra Meryem ana kültü olarak değişmiştir. Bereketi veren eskiden bir bereket tanrısı veya tanrıçası olarak kabul edilirken ve onlara kurban verilirken daha sonradan tabii ki pagan dinler ortaya çıkarılıp ortadan kaldırılıp sapkın olduğu ilan ediliyor ama bereketin kutsal bir varlıktan geldiğini olan inanç şekil değiştirerek devam ediyor. Meryem Ana'ya bu sefer atfediliyor bereketin gelişi. Bizde de mesela nazarın Kur'an'da geçtiği söyleniyor. Nazar kavramıyla ilgili. Ancak nazar boncuğu mesela göz değer denilir. O boncuk şeklindeki göz Zerdüşlük'te olan yani eski İran'da olan bir ne diyelim ona bir ikondur. Dolayısıyla bu kavramlar şekil değiştirerek veyahut da güncellenerek yani popüler olan inanç veyahut da düşünce sistemi neyse ona uygun olarak değiştirilerek devam eder. Bunu çok güzel bir şekilde zaten bu kitapta görebiliyoruz. Bu anlamda da bir sosyal tarih araştırmacılığına dair güzel de bir örnek. Ve edebiyatı nasıl etkiledi, tiyatroyu nasıl etkiledi bunu burada görüyoruz. Batı'da şeytanla ilişkilendirildiği dönemi ayrıntılarıyla anlatan son bölümde oldukça başarılı. Kitabın okuyucuya yönelttiği temel soru mutlak ve iyi güçlü olan yaratıcının bu dünyadaki kötülüğü ve felaketleri neden yarattığı ve tüm bu kötülüklere ve zulümlere iyi ve güçlü olmasına rağmen neden izin verdiğidir. Aynı soru dönüp dolaşılıyor ve her dönemde yeniden soruluyor. Yeniden cevap bulunmaya çalışılıyor. Cevap şayet bir imtihan ise imtihanın bazen alınması gereken mesajı aşan ağırlığı veya ölümle sonuçlanması nedeniyle bu mesajı insanın almasının mümkün olmamasıdır. Bazen imtihan o kadar ağır olabiliyor ki mesela insan açlıkla veya savaşla veya hastalıkla imtihan ediliyor ama ölüyorsun. Öldükten sonra mesajı nasıl alacaksın? Bu biraz tartışmalı. Veyahut da imtihana tabi tutulmayanlar için ne olacak? Daha büyük bir iyilik için. Yani size cennete bağışladı Tanrı. Bunun için imtihana tabi tutuyor. Size zorluklar veriyor. Kur'an'da da bu vardır. İncil'de veya Hristiyanlıktaki yorumlarda da bu vardır. İnsan daha büyük bir iyilik için
imtihana tabi tutulduysa, kendileri yeterince imtihana tutulmayan insanların durumu ne olacak? Yani bir insan genç yaşta bir hastalıktan öldü, kazadan öldü veya zulümler geçirerek işkenceler altında öldürüldü. Sonuçta cennete gitti. Peki zengin yaşayan ve aslında da iyi bir insan olan, yani kolay bir hayat yaşayan ama gerçekte de iyi bir insan olan, imtihana tabi tutulmayan insan için ne olacak? O da cennete gidecek. Veyahut da kısa bir hayat için imtihana tabi tutuldu ve bu insan şunu demeyecek mi? Bunun için sonsuza kadar yanmak zorunda mıyım? Beni de keşke imtihana tabi tutsaydın Tanrım demeyecek mi? Yani bunlar sürekli insanların düşündükleri şeyler. Biraz dini konular olduğu gibi de felsefi konular. Peki bu durumda mutlak bir adalet sağlanmış olacak mı? İmtihana tabi tutulanla imtihana tabi tutulmayan insanlar arasında. Ya da Tanrı'nın adalet anlayışı ve algısı nasıl? Bunlar çok karışık konular arkadaşlar. Yüzyıllardır da cevabını arayan sorular. Sizler de tabii bu konuda fikirlerinizi yazabilirsiniz yorumlar kısmına. Nasıl düşündüğünüzü veyahut da bu sorulara nasıl cevaplar bulduğunuzu. Çünkü felsefe ve düşünmek sorgulamayı, eleştirmeyi ve farklı fikirleri gerektirir. Bu nedenle sizlerin de fikirlerinizi yazmanızı isterim. Peki son kitap Mephistopheles veyahut da burada bitirmişim. Bunun için ayrı bir açıklama yapmamışım. Jeffrey Burton Russell'ın bir kitabı daha var. Cadılığın Tarihçesi. Özellikle ben cadılarla ilgili ve pagan dinlerdeki inançlarla da o konulara da meraklıyım ve araştırmalarım var. Bu nedenle bu kitabın Türkçe kazandırmasını çok isterim. Çünkü çok dediğim gibi yetkin ve araştırmacı, objektif bir yazar. Mesela şunu söylüyor, şeytanın en büyük tuzağı kendisinin var olmadığına dair insanları ikna etmiş olmasıdır diyor. Doğrudan şeytan vardır, yoktur, insan uydurmasıdır demiyor veyahut da İncil'e göre de yorumlamıyor. Veya kendi yaşadığı toplumdaki inanca göre de bu böyledir de demiyor. Bütün görüşleri açıklıyor ve objektif olarak olaylara yaklaşıyor. Son kitapta özellikle modern dünyada şeytanın ve şeytan algısının ne olduğuna dair şeyler anlatılıyor. Şeytan işte orta çağda kilisenin insanların içerisine işte şeytan kaçmış, şeytanla anlaşma yaptınız, siz ruhunuzu sattınız, büyü yaptınız, işte cadılar geceleri gidip gizlice ormanlarda şeytanlarla buluşup çocukları kaçırıyorlar, büyü yapıyorlar gibi bir noktadan, yani şeytanın aktif olarak insanların hayatının ve toplumun içinde olduğu, insanların içine böyle bir cin gibi girdiği bir anlayıştan sıyrılarak biraz daha böyle karikatürize ve komik bir figür haline getiriliyor. Biraz böyle tiye alınan, alaya alınan edebiyatta komik bir figür olarak karşımıza çıkıyor. Özellikle işte edebiyatta farklı, mesela Kayıp Cennet isimli Milton'ın eseriydi sanırım. Burada şeytanla ilgili bir şeyi görüyoruz. Mesela Goethe'nin Faust isimli bir eseri var. Ruhunu şeytana satan kişi Doktor Faustus olarak geçiyor. Yani edebiyatta önemli bir yere geliyor. Tiyatro ve sinemada da şeytan figürü karşımıza çıkıyor. Ancak dediğimiz gibi artık gittikçe soyut, yani hayatımıza doğrudan müdahale eden, bize kötülük yaptıran bir figürden öte biraz daha böyle soyut bir kavram haline getiriliyor. Yani sanki biraz şeytan emekli edilmiş oluyor. Biraz daha hümanist düşünce ile birlikte yani kötülüğü artık insanın kendisinin yaptığı, yarattığı, biraz şeytanı bahane olarak uydurmuş olduğu gibi bir algı oluşmaya başlıyor. Özellikle Batı'da böyle bir düşünce ortaya çıkıyor. Evet, bu seri gerçekten kötülüğün tarihiyle ilgili ve şeytan kavramıyla ilgili. Merakınız varsa diyaboloji ve demonoloji konularıyla ilgileniyorsanız, din tarihiyle ilgileniyorsanız, dinler tarihindeki kötülük kavramıyla ilgileniyorsanız, pagan dinler, semavi dinler, zerdüştlükte kötülük kavramı nedir?
şeytanın yeri nedir, modern dünyada nedir, bunları merak ediyorsanız, bu konular üzerine düşünüyorsanız gerçekten çok iyi bir okuma olacak bu seri sizin için. Bu nedenle bunu da tavsiye ediyorum arkadaşlar. Evet, kitap yayınlarımız devam edecek. Kafamda projeler var, birkaç tane daha yeni kitap tavsiyesi serisinde bulunacağım. Bu aralar çok fazla kitap da okuyamıyorum, onu da belirteyim. Biraz daha fazla oyunlara daldım ve Zaman Çarkı serisine falan da başladığım için çok fazla vaktimi alıyor. Yeni seriler okuyamıyorum, yeni kitaplara başlayamıyorum. O nedenle daha önceden videosunu çekmedim. Kitap tavsiyesi video formatında sunmadığım, sadece Instagram'da tanıttığım eserleri YouTube'a da çekiyorum. Hem kendim de hatırlamış oluyorum, hem de beni Instagram'da takip etmeyip sadece YouTube'dan izleyen kesime de bir şekilde ulaşmış oluyoruz. Umarım videoları beğeniyorsunuzdur, hoşunuza gidiyordur. Kanala abone olursanız, videoları beğenir ve yorum yaparsanız memnun olurum. Sizler de şeytan ve kötülük hakkındaki düşüncelerinizi, Tanrı'nın, iyi Tanrı'nın kötü bir varlık olarak şeytanı neden yarattığına ilişkin fikrinizi ve yorumlarınızı videonun altındaki yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Sağlıcakla kalın. Hepinize iyi okumalar ve iyi günler arkadaşlar.